Hepinize yeni bir videodan merhaba. Bugün evimde düzenlemediğim ve geriye kalan en önemli eşyalarımı gördüğünüz yatağın üzerine sereceğim ve gözünüzün önünde düzenleyeceğim. Ne bunlar? Evdeki bütün takılarım. Benim evde ayrı bir makyaj masası, işte takılarımın bulunduğu ayrı bir alan gibi bir yer yok. Ben genelde banyoda makyajımı yapıyorum, banyoda takılarımı takıyorum. Bu yüzden banyoda lavabomun yanında içerisinde takılarımın bulunduğu iki tane tabak var. Getiriyorum hemen. Şöyle göstereyim. Bu iki tabak. İkisi de kaplan şeklinde. Karaca Home'dan almıştım. Çok güzel tabaklar. Genelde en sık kullandığım takıları hemen böyle çıkarıp lavabonun kenarına bu tabakların içine atıyorum. Ya da buradan hemen alıp takıyorum. Ama sadece bunları düzenlemeyeceğim tabii ki. Başka evde neler var? Hemen şu arkamdaki komodinin içerisinde. Burada genelde kutu kutu pense. Ama önce yatağa bir havlu sersem iyi olacak. Pazar çizgiler gibi. Evet. Uzun zamandır çekmecemde bulunan bu kutular içinde ne olduğunu gerçekten bilmiyorum. Gereksiz olanları atmak üzere buraya getirdim. Ve yine bununla da kalmıyor. Şurada. Yıllar önce annemin bana verdiği bu takı kutusu. İçerisinde gerçekten yıllardır dokunmadığım o arabamın yedek anahtarı. Yani gerçekten nerede olduğunu bilmiyordum yani. Her şey bunun içerisinde. Yani bebeklik tokama kadar. O yüzden bunları bir sağlam elden geçireceğim. Bir de yine bitmedi. Şu klasik bildiğimiz kolyelik. Yani bu beni hiçbir zaman mutlu eden bir şey olmadı. Hep böyle güzelce dizip üzerine sonra hiç kullanmadığım, böyle aylarca duran bir şey haline geldi. O yüzden gerçekten buna bakıp neleri kullanıyorum, neleri kullanmıyorum net bir şekilde ayıklamam lazım. Bunu da şöyle koyayım. Şimdi ayıkladığımda bunları neye dizeceğim? Trendyol'dan şöyle bir şey almıştım. Hani kuyumcuların vitrinlerinde görebilirsiniz böyle bilezikleri, astıkları. Bunu kullanacağım. Dün Miniso'dan almış olduğum şu çekmeceli Mika. Küçük boy. Organizer'ı ve aynı zamanda yine bunu Miniso'dan aldım. Kapağı çıkıyor ve içerisinde bölmeleri var. Ve altına yumuşak da bir şey koymuşlar. O yüzden takıları güzel bir şekilde bunun içerisinde tutabilirim. Genelde ben kapalı şekilde tutmayı seviyorum takıları. Böyle sadece kolayıma geldiği için hemen bu tabaklara koyuyorum. Bu arada havluyu sermişken şu tabağı size göstereyim. İnanılmaz tatlılar. Şunu da dökeyim. Bu ikisini Karaca Home'dan aldım ve yani banyoda inanılmaz işimi görüyorlar ve gerçekten çok şekerler. Şimdi bütün organizasyonlarımı Marie Kondo'ya göre yaptığım için bunu da yine öyle yapacağım. Neydi sıralama? Evdeki bütün takıları. Ki şu an aklıma bir şey daha geldi. Girişteki küçük çekmecelerdeki gözlüklerimi de getirdim. Aynı zamanda bu üst gözde de gözlüklerim olduğunu hatırladım. Ve buradaki diğer takılar. Takılarla ilgili şöyle bir sıkıntım oluyor benim genellikle. Uçları koptuğunda mesela onları tamir ettirmem gerektiğinde asla atmıyorum. Ve bu da yıllarca evimde bozuk bir şekilde onun durmasına sebep oluyor. Bu sefer onları da ayrı bir grup halinde ayırıp tamir edilmesi gerekenler olarak götürüp tamirini yaptırmayı düşünüyorum. Çünkü içerisinde benim için manevi değeri olan mesela dedemden bana kalmış olan, eskiden bana hediye etmiş olduğu bir bileklik var. Ve bunu hiçbir şekilde atamam. Bu yüzden kullanmak için de tamir ettirmem gerekiyor. Bu tarz takılarımı da ayrıca ayırıp tamir edilecekler grubuna koymayı düşünüyorum. Bu arada sayıyordum, yarım kaldı. Bu elemeyi nasıl gerçekleştireceğim? Her şeyi, evdeki bütün aksesuarlarımı yatağın üzerine döktükten sonra kullandıklarım ve kullanmadıklarımı ayıklayacağım. Bu ayıklamayı nasıl yapacağım? Öncelikle sık sık kullandıklarım tabii ki kalacak. Daha sonra bana baktığımda ve tuttuğumda mesela bu kolye diyelim ki. Bu kolye bana mutluluk veriyor mu? Bu kolye tamir edilmesi gereken bir kolye mi değil mi? Eğer çalışan bir şeyse bana mutluluk veriyor mu? Taktığımda kendimi huzurlu hissediyor muyum? Evet, o zaman kalıyor. Ama bana kötü anıları hatırlatıyorsa ve taktığımda mutlu olmuyorsam ya da hiç takmıyorsam, hep bir kenarda duruyorsa, hatta yıllardır takmadıysam bu kolye artık benimle kalmamalı. Tabii ki buna ekstra değerli mücevherlerinizi katar mısınız, katmaz mısınız? Bu size kalmış bir şey tabii ki. Ama Marie Kondo'ya göre nasıl bir eleme yapıldığını ben şu an sizlerle paylaşıyorum. Bu elemeyi gerçekleştirdikten sonra elimizde kalanları kategorize etme kısmı geliyor. Bu sefer de kolyeler, küpeler, gözlükler, bileklikler tarzında, hatta bunları da belki gruplayabilirsiniz. İşte
Günlük takılacak kolyeler, özel davetler ya da gece takılabilecek kolyeler, abiye elbiselerle takılabilecek kolyeler gibi ayırabilirsiniz. Kaç grup yapmak istediğiniz tamamen sizin kullanım şekillerinize bağlı. Ben şimdi her şeyi buraya döktükten sonra önce elemeyi, arkasından gruplandırma yapacağım ve en sonunda tabii ki bunları grup grup yani kategorize ettiğimiz şekilde güzelce yerleştirmek kalıyor. Hadi başlayalım. Bu poşete tamire gidecekleri ayırmak istiyorum. Bu poşete de artık kullanmayacaklarımı. Boş kutu. Boş kutu. Ve bu da. Evdeki saatlerimin pilleri bitmiş. Bu yüzden bunlar tamire gidecekler. Poşetine giriyorlar. Bunu kardeşime vereceğim. Bunu da kardeşime vereceğim. Bu kutu neler çıkacak? Aman tanrım. Ve de sevdiğim takılarım çıkıyor. İşimleri bir uzun zamandır bulamadığım takılar bir anda çıkıverdi. Of, inanılmaz şeyler var burada ya. Her şeyi ama buraya dökeceğim için şu an nasıl etmeyip her şeyi ortada döküyorum. Ne nedir, nereden gelmiştir, kimindir falan yok. Hatta şu şekilde. Oh. Saat. Saat. Başka saat var mı? Burada var. Saat. Yüzük. Ah küpeler. Buraya bir küpeler kısmı yapacağım. Küpe, küpe. Bunlar küpeler. Bu bir kolye, bu ayrı bir kolye. Bebeklik kolyemi buldum. Peki bunlar ne kadar da modaydı. Hala gerçi nazar boncuğu moda ama bu kolyeler yıllarca inanılmaz modaydı. Bu tip düzenlemelerin ortasına doğru yani şu an tam da benim bulunduğum anda niye böyle bir şeye kalkıştım diye kendinizi sorgulayabilirsiniz. Ama emin olun ki bittikten sonra ferah ve rahatlamış hissedeceksiniz. O yüzden sakın yarım bırakmayın. Bunu aynı zamanda kendime de söylüyorum şu anda. Çünkü yarım kalırsa daha çok gözde büyüyor. Nasıl bir ayıklama yaptım? Bu kısım kolyeler. Şuraya kadar. Şu kısımda küpeler var. Şöylece. Şu kısımda yüzükler var. Şurada saatler. Şurası bileklikler ve burada da rozetler var. Bayağı bir şey eledim. Burada da tamire gidecekler var. Elemeyi gerçekleştirdiğim için şimdi artık yerleştirme sırası geldi. Size başlamadan önce gösterdiğim şu kutunun içerisine bilekliklerimi koymayı düşünüyorum. Şimdi bunun 3 çekmecesi var. Ben en alt çekmeceye daha kalın olan bileklikleri koymak istiyorum. İkinciye saatlerimi koyacağım. Üçüncüye de ince olan bilekliklerimi koyacağım. Gördüğünüz gibi bunu kullanmadım. Çünkü bu daha önce denediğim ve her yeri toz yapan bir şey. Zaten kendi üstündeki tozları da görebilirsiniz şöyle. Sıra geldi küpelere ve ben size gösterdiğim bu beyaz kutu içerisinde küpeleri dizeceğim. Şimdi şöyle göstereyim bu kutunun içerisinde de size. Gümüş halka küpeler, altın halka küpeler, biraz daha irice olan küpeler buralarda. Şu üç göz yüzük. Burada biraz daha taşlı küpeler. Burada daha eğlenceli küpeler. Burada kulak kepçesi için olan küpeler ve diğer daha düz küpeler. Biraz daha süslü küpeler ve burada da uzun küpeler var. Şimdi geriye benim bu güzel tabaklarım kaldı. Bu takı kutumun içerisi bomboş. Bu parça da boş kaldı. Şimdi burada geriye kalanlar ise kolyeler. Her zaman en korktuğum ve nasıl yerleştireceğimi bilemediğim kolyeler. Ben şimdi bu takı kutusunun içerisinde birkaç çekmece var. Bu çekmecelere kolyeleri dizebileceğimi düşünüyorum. Çok kullandığım daha büyükçe olan kolyeleri de bu tabakların içerisine koymayı düşünüyorum. Daha ince kolyelerimi bu çekmecelere yerleştireceğim şimdi. Ve burada rozetler kaldı. Rozetleri de sanırım kardeşime göndereceğim. Şimdi bunun en altına şu büyük küpelerimi koydum. Buraya da büyük küpeler. İkinci çekmeceye biraz daha ince kolyelerimi koydum. Genellikle çok takmayı tercih etmediğim. Ve en üstte de yine iri kolyelerimi koydum. Bunlar lavabonun yanındaki yerini alacak. Bu ikisiyle vedalaşıyoruz. Evet, lavabonun yanına her zaman kullandığım yere bu tabakları koydum. Ve şu kısma da hemen elimin altında olacak şekilde
küpe ve yüzüklerim ve bilekliklerim var. Biliyorsunuz ki şu kısımda da aynı şekilde makyaj malzemelerimi koymuştum. Hala aynı şekilde duruyor ve çok rahatlıkla kullanıyorum. O yüzden bunları da burada elimin altında güzel bir şekilde kullanabileceğime inanıyorum. Benim için büyük bir iş olan ve yıllardır hiç ayıklamadığım takılarımı düzenlemiş olduk. Liseden beri dokunmamıştım diyorum ama tabii ki elime geçtikçe evden çıkarttıklarım oldu. Ama hiç böyle oturup da hepsini ortalığa döküp ayıkladığım olmamıştı. Neredeyse yarısını ayıkladığım için bir rahatlama yaşıyorum. Ve böylelikle bir düzenleme videosunun daha sonuna gelmiş oluyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bir videoda görüşmek üzere.